Bu dersimizde dikdörtgen komutunu ve çember komutlarını kullanarak ekranda gördüğünüz şekli çizeceğiz. E, bu işlem için öncelikle dikdörtgen komutundan e, öğrenmemiz gerekiyor tabii. Dikdörtgen komutu arkadaşlar e, burada rectangle e, yani dikdörtgen olarak e, İngilizce karşı rectangle buradaki simgeden ulaşarak çalıştırabilirsiniz Veyahut da klavyeden R E C yazıp enter yapıp komuta girebilirsiniz komuta girdiğiniz andan itibaren arkadaşlar komutun e, dikdörtgenin daha doğrusu çizilmesi için e, bir başlangıç noktası sizden isteyecektir mouse'un artı simgesine dönüştüğü anlarda tamamen sizin ekranda herhangi bir yere tıklamanızı bekliyordur o anlamı çıkarın e, ekranda herhangi bir yere tıklıyorum ardından ee Dikdörtgenin mouse'uma iliştiğini, mouse'umun dikdörtgenin karşı çapraz noktasında bulunduğunu görmekteyim. Eğer biz serbest ölçüsüz bir şekilde bir dikdörtgen çizmek istiyorsak burada rastgele bir dikdörtgen çizeceksek ekranı herhangi bir yerine tıklayıp e, dikdörtgenimizi çizebiliriz. Bu ölçülü ancak tabi buradaki ölçü bizim istediğimiz gibi bir ölçü olmadı. E, burada köşe noktalarından durduğunuz andan itibaren arkadaşlar bu vertex noktaları oluyor ki bu vertex noktalarında durduğunuzda otomatik ben e, köşeler arasındaki ölçüyü görebileceksiniz bu ölçüleri yeri ve zamanı geldiğinde tıkladığınızda vertexler üzerine tıkladığınızda bu ölçüleri değiştirebildiğinizi göreceksiniz yani bu vertexin üzerine tutup da mouseun soluna tıkladığınızda e, buradaki ölçüyü değiştirebileceğiniz gibi buradaki ee, seçenekte bakın şu yönde eğer tıklarsanız buradaki ölçüyü de değiştirebileceksiniz. Bu şekilde dik konuma getirdiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Yine buraya tıklayıp buradaki değeri 100 yazıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu dik taşıyabilirsiniz. Bakın otomatikman dik yıkılıyor. Bunun gibi birçok seçenekleri AutoCAD yazılımı sizi sunuyor. Ee, tekrardan dikdörtgen komutunu bir de diye ölçülü olarak nasıl çizildiğinden bahsedelim. Dikdörtgen komutuna girdiğinizde yine ekranın herhangi bir yerine tıklayıp e, buradan e, ölçü girmeniz gerekiyor. Ölçü girerken arkadaşlar eğer dynamic input kapalıysa yani buradaki durum komutumuz kapalıysa e, bu çizim işlemi problemli olacaktır. Onu belirtelim. E, çünkü dynamic input e, buradaki e, koordinat simgesini otomatikmen tıkladığınız noktaya taşıyarak kolay çizmenizi sağlıyor. E, aksi takdirde klavyeden et işaretini girip yatay ölçüsünü gireceksiniz. Ardından virgül giyip dikey ölçüsünü gireceksiniz ve bu şekilde klavyeyi e, dikdörtgeni çizeceksiniz. Yani klavye kullanımı bu şekilde devreye çok giriyor. Onu da belirtelim. Eğer Dynamic Input seçeneğini ki kullanmanızı tavsiye ediyorum kullanırsanız bu işlemi biraz daha hızlı ve sorunsuz yaparsınız. Tekrardan Rectangle yazıp, Rect yazıp, Enter e, komutumuzu çalıştırabiliriz. Ya da klavyeden sağ tıklayıp buradan sağ menüde Repeat Rectangle veya Direct Input seçeneğinde burada son kullandığınız komutların hepsi e, görünecektir bu komutlardan. İstediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Break Enter. Herhangi bir noktaya tıkladım. Bu sefer gerçek ölçülü çizelim. Ölçülü 120'ye 120 bir kare çizelim. Ölçülü çizmek istersek burada direkt e, yatay değerini yani ilk önce x değerini ardından virgül girmek suretiyle y değerini e, yazıp enterlamamız yeterlidir. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimiz ve bu şekilde çizildi. Tabi bu değerleri eksi girerseniz dikdörtgeniniz tam tersi ee, daha önce koordinat simgelerinden de hatırlayabileceğiniz gibi koordinat bantından da hatırlayabileceğiniz gibi eksi bölgelerde çıkabilir. Buna da hemen bir örnek verelim. Rectangle Enter herhangi bir köşe noktasından yakaladım. Bakın şu sola alt köşeye doğru çekiştirdiğimde buradaki input değerli. Altında dinamik inputun yanında yer alan değerlerde eksi değerlerin göründüğünü göreceksiniz. Eğer sol alt köşeye doğru ben bunu çizeceksem, diyelim ki eksi 120 eksi 120 virgül eksi 120 yaptığımda, görmüş olduğunuz gibi e, tam tersi çapraz bir şekilde dikdörtgeni çiziyoruz. Bunu seçip siliyorum. Buradaki mevcut dikdörtgeni de seçip siliyorum. Ee, Tabi burada kafamıza takılan detay şu. Buradaki çizimi nasıl yapacağız? Yani köşelerini nasıl pah kıracağız? Onu da bir sonraki dersimizde anlatacağım.